Projemizi tarayıcı üzerinde çalışır halde tamamladık. Şimdi Cordova ile yaptığımız bu projeyi Android Studio'ya import edeceğim. Ve cihazda ilk testini yapacağım. Daha sonra da bu videoda değil ama gerekli düzenlemeleri yapıp Android Studio'da Android Studio üzerinden yayınlayacağım. Şimdi şu kodu, şunu demiştik, bu cihaz üzerinde çalışırken bunu kapatırız. Bu bizim tarayıcıda çalışması için o kodu koymuştuk. Bu bizim Cordova projemiz. Bizim değişiklik yaptığımız yer burasıydı. Bizim düzenleme yaptığımız JavaScript, bizim yazdığımız JavaScript ve bizim yazdığımız index.html. Android platformlarda Android projesi var. Bu proje içerisinde bizim yazdığımız HTML'in bir kopyası daha var. Bu Cordova kütüphanelerinin ve pluginlerin de ekli olduğu bir kaynak. Çünkü Cordova ile birden fazla platformda proje geliştirebildiğiniz için her platform için ayrı bir proje var. Öncelikle benim projem daha ana yerden buraya güncellenmemiş olması lazım. Hala eski proje var. Önce o güncellemeyi yapmamız lazım. Onu nasıl yapacağız? Bakalım. Neydi bizim dosya? Klasörümüzün adı. Desktop'ta. Cordova Help diyeyim önce. Hangi komutla projelerin güncellendiğini tam olarak hatırlamıyorum. Evet. Burada Cordova create type config platform plugin prepare copy files into platforms for building. Evet. Bizim ihtiyacımız olan prepare. Hemen hemen Cordova prepare. Herhangi bir şey yazmamıza gerek var mı? Hangi platform? Bütün platformlar için yapıyor bir ihtimalle. Bakalım. Currently working in not a Cordova based project. Evet. Çünkü bir klasör daha var. Cordova projemiz o olması gerekiyor. İki tane iç içe. MCAL diye klasör açmıştık. Bakalım tekrar.
Evet, bu dosya değişmiş. Bizim yazdığımız dosya haline dönüşmüş. Artık projemiz buraya geldi. Platformun içinde Android. Bundan sonra bunu kapatıyorum. Android Studio'yu açalım. Projenin testini emülatörde yapmayacağım. Cihaz üzerinde yapacağım direkt. Cihazın ekranında size yansıtamayabilirim ama projeyi yayınlayıp videonun altına Google Store'un linkini verebilirim. Siz de indirip projeyi deneyebilirsiniz. Görebilirsiniz nasıl çalıştığını. Import project diyorum. Platform Android. Evet. Gradle'a ihtiyaç duyuyor kendi versiyonu. Onu zaten otomatik yükleyecek kendi. Ona onay veriyoruz. Aynı zamanda da cep telefonumu USB ile bilgisayara bağlayayım. Cep telefonunun debug özelliğinin açık geliştirici seçeneklerinin açık olması gerekiyor. Cihaz üzerinde bağlanıp çalışabilmeniz için. Bu ayarı ben daha önce yapmıştım internetten bulup. Şu anda bu videoda bunu göstermeyeceğim. Ama Android Studio sizi yönlendiriyor zaten cihaz üzerinde.
bakmak istediğiniz zaman. Şimdi bir hata verdi. Hemen şu hataya bakalım. Bu hatayla ben daha önce karşılaşmıştım. Bir versiyon uyumsuzluğundan dolayı böyle bir hata veriyordu. İleriki versiyonlarda belki böyle bir hatayla bir daha karşılaşmayabiliriz. Evet, şu sürümün hatasız çalıştığını söylüyor. Ne yapacağız? Şu dosyanın kapatalım artık. Üç sıfır bir try again diyelim. 3-0-1 yaptıktan sonra
basacağım. Synchron project with Gradle. Başka bir doküman arayacağım çözüm için. Çünkü bir yapmayı önermiş. Çünkü bir yapalım. Soruna bakalım bu sefer de. Diğer çözüme bakalım. Kütüphaneler bölümünde Evet.
şey daha diyormuş burada. Cradle wrap. Properties dosyasında versiyonu .6 yapın diyor. Sarı oldu gibi. Bazı sürümsel problemler olabiliyor bazen. Ama internette aradığımızda çözümü bulabiliyoruz. Durum açıldı, aktif oldu, çalıştırma butonu aktif oldu. İki yerde değişiklik yaptık. Bir, bu yıl great dosyasında ama değişiklik yaptığımız dosya bu değildi. Dosya güncellenmiş. Güncellenmiş başka bir dosya olmuş. Şuradan söyleyeyim. Bu devam ederken.
bunun sürümünü düşürdük. Bir de şu dosyadan ki Gradle'ın sürümünü düşürdük. Ve tekrardan çalıştırdık, senkron ettik projeyi Gradle'la. Bakın benim bağladığım cep telefonu da ağladı. Şu işlemin tamamlanmasını bekliyorum. Tamamlandıktan sonra direkt play butonuna basacağım ve cep telefonuma uygulamayı otomatik yükleyip bana test ettirecek. Eğer herhangi bir sorun yoksa ikonunu, uygulama metnini yazıp daha sonra buradan login olup direkt Google Store'a upload edeceğim. Şu anda başarıyla build etti. Kurulumu yapıyor. Ve çalıştırdı. Evet. Şu an siz göremiyorsunuz. Ben görebiliyorum sadece. Ve deniyorum şu anda. Evet, gayet güzel şekilde çalışıyor. Buradan emülatör üzerinde de çalıştırabilirsiniz projeyi. Ben çalıştırmıyorum çünkü çok yavaş çalışıyor bende. O yüzden cep telefonu